Bu videoda benim de başıma gelen ve büyük ihtimalle sizin de en az bir kere yaşadığınız bir yerden aktarırken veya çektikten sonra kendiliğinden bozulan video ve fotoğrafları nasıl onaracağız, nasıl kurtaracağız çözümünden bahsedeceğim. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu video gerçekten önemli. Bizim için değerli olan bir fotoğraf veya video kendiliğinden bozulabiliyor veya önceden yanlışlıkla sildiğiniz bir dosyayı dosya kurtarma uygulamalarını kullanarak geri getirdiniz. Fakat bazen bu durumlarda da dosyayı geri getir bile bozuk bir şekilde önümüze çıkabiliyor ve burada sadece fotoğraf ve video olarak da düşünmeyin. Ders için, iş için Word dosyası olur, PDF, Excel hatta MP3 ses kaydı gibi dosyaları da eski haline getirebileceğimiz bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu sorunu çözecek olan uygulama Fordit G hem Mac hem de Windows için kullanabiliyoruz. Açıklamada da uygulamanın linki olacak ve %30 indirim kodu da var. O kodla beraber indirimli şekilde alabilirsiniz ve bu tarz faydalı videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi uygulamayı nasıl kurup nasıl kullanacağız anlatmaya başlayayım. İlk olarak açıklamadaki tenor şehrin 4 G sitesine gidiyoruz. Burada sadece bozulmuş fotoğraf ve videolar değil, yapay zeka ile fotoğrafın kalitesini de arttırabileceğiz. Ayrıca videolardaki çözünürlüğü de yükseltebilmek mümkün. Tabi bu tarz ekstra özellikler uygulamanın ücretli versiyonunda var. Ben burada fotoğraf ve videolar üzerinden gideceğim. Alt kısımda uygulamayı indire basıyoruz. Mac için de Windows için de yapacağımız adımlar birebir aynı ama dosya boyutu farklılık gösterebilir. Uygulamanın çok yer kaplamadığını da söyleyeyim. Ortalamada 200 megabaytlık bir alan kaplıyor. Uygulamanın kurulumu da zaten çok kolay ve baktığımızda basit ve sade bir arayüzle karşılaşıyoruz. Video kurtarma, fotoğraf kurtarma, dosya ve müzik olarak 4 farklı bölüm önümüze çıkıyor. Ve hangisini yapacaksak kalite yükseltme, renk değiştirme ve bozuk videoyu onarma seçeneğinde görürken biz tabii ki burada ilk seçeneğe tıklayacağız. Buradan da video ekleye tıkladıktan sonra onaracağım videoyu seçiyorum ve starta basıp onarım başlıyor başlıyor. Burada videonun boyutuna bağlı olarak videonun onarım süresi değişebilir. Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra videonun onarımı tamamlandı. Sorunsuz bir şekilde şu anda videoyu oynatabiliyoruz. Çok basit bir şekilde videoları kurtarabiliyorken fotoğraf tarafı çalışıyor mu derseniz, burada fotoğraf kurtarma modunda da şu an örnek birkaç fotoğraf var. Hepsi hasarlı durumda. Yani hiçbir şekilde açılmıyor. Fotoğrafları uygulamada açtığımda Start Repair'la onara basıyorum. Yine çok hızlı bir şekilde fotoğrafların kurtarıldığını görüyoruz. Baktığımız zaman şu an tüm fotoğraflar aktif bir şekilde çalışıyor. Sadece fotoğraf ve videolar değil Word olur, Excel olur, PDF veya bir ses kaydını da bu uygulamayla birlikte kesinlikle kurtarabilirsiniz. Açıkçası bence arayüzün sadeliği ve çok kolay bir şekilde kullanabilmemiz de Uygulamanın en önemli artılarından ve uygulamanın tam olarak gerçekten çalışmasıyla benden geçer notu aldı. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok basit ve hızlı bir şekilde video ve fotoğrafları onarıp tekrardan kurtarabiliyoruz. Gerçekten oldukça faydalı bir uygulama olmuş. Ama bence bu uygulamayı özellikle sizin için çok önemli bir dosya bozulmuşsa bunun için kullanın derim ve herhangi bir sorunuz olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz faydalı videoların devamı içinde videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.